Duraklamanın ardından yaklaşık 96 yıl süren, 1699'da başlayan ve 1792'ye kadar süren gerileme dönemi var. Gerileme dönemi ne ile başlıyordu? Karlofça Anlaşması. İşte tam da gerileme dönemin felsefesi orada. Karlofça Anlaşması'nda çok toprak kaybetmiştik. Osmanlı'nın gerileme dönemindeki ilk hedefi kaybettiği toprakları geri almak. Fakat daha sonra daha çok toprak kaybettiğini görünce bu sefer barışı koruma politikasına dönüyor Osmanlı. Bu dönemdeki birkaç önemli noktaya baktıktan sonra Osmanlı'nın yaptığı bu dönemdeki değişik savaşlara bakabiliriz. Bu dönemde Avrupa'nın üstünlüğünün ilk kez kabul edilmesi var. Çünkü duraklama dönemindeki bir madde şuydu: Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmemişti. Nerede ettik? Pasarofçu Anlaşması. Pasarofçu Anlaşması'ndan sonra Avrupa'nın üstünlüğü kabul ediliyor. Ve ıslahatlar yapılıyor. Bu dönemdeki ıslahatlar biraz daha farklı. Ona da bakacağız. Yine Avusturya ile mücadele var. Venedik'le yine var. İran'la var ve Rusya ile var. Rusya hatırlarsak Kutsal İttifak'a girmişti ve Rus baskısı Karlofça'dan sonra artmaya başlamıştı. Bir de bu dönemde, yani gerileme döneminin 4. yılında 1703'te bir Edirne hadisesi var. Yorum sorusu türetilebilen bir yer. Önemli. Ne o? İstanbul'da bir felaket oluyor, bir deprem oluyor. Daha sonra dönemin padişahı 2. Mustafa Edirne'ye gidiyor. Edirne'ye yerine vekili Şeyhülislam Feyzullah Bey'i bırakıyor. Bu Feyzullah Bey'den memnun olmayan halk 2. Mustafa'yı tahttan indirerek yerine 3. Ahmet'i geçiriyor. Neden önemli? Çünkü buradan rahatça bir yorum sorusu türetebilir ÖSYM. İşte 2. Ahmet yerine, Mustafa yerine 3. Ahmet'i geçirmesi halkın neye dikkat ettiğini gösterir. O da vekalet bıraktığı kişilere önem verdiğine, yerine bıraktığı yönetimde halkın belli noktalarda etkili olduğuna gibi böyle tam şıkka uygun bir şekilde bir şey türetilebilir. Bu, tekrar edelim, 1703 Edirne hadisesi. Şimdi burada hangi ülkelerle savaşlar var demiştik? Avusturya ile, Rusya ile, Venedik ile, İran'la var. Belli ilişkiler var. Rusya'nın amacı ilk defa karşımıza çıkıyor gerileme döneminde. Ne o? Hep sürekli duyduğumuz, belki hala Kırım olayıyla geçerli olan Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası, Karadeniz'e egemen olma politikası. Peki burada nasıl bir Rusya ile Osmanlı arasında ilişki ortaya çıkıyor? Yani bir savaş durumu ortaya çıkıyor. İsveç kralı Rusya'dan kaçıyor, Osmanlı'ya sığınıyor. Bunun üzerine Rus ordusu Osmanlı topraklarına giriyor. Osmanlı Rusların barış teklifini kabul ediyor ve Prut Anlaşması imzalanıyor. Burada Prut Anlaşması 1711'de bu dönemde yapılan bir başarı. Gerileme dönemindeki bir başarı olarak biliyoruz. Çünkü Rusya'ya karşı kazanılan bir başarı. Ve Rusya bir süre Karadeniz'e inemiyor. Bu anlamda gerileme dönemi içerisinde de bir başarılı anlaşma olduğunu gösteriyor. Buradan da bir yorum sorusu türetilebilir. Gerileme döneminde de belli başarıların, küçük başarıların olduğunu gösterir. Bu bize neyi gösterir? Bunu gösterir gibi bir şey. Prut'taki başarısından güç alan Osmanlı ne yapıyor? Mora'yı da geri almak istiyor. Mora'yı geri almak için Venedik'e savaş açıyor. Ve Venedik'e savaş açması, Mora'yı geri almak istemesi ne demek? Karlofça Anlaşması'nın şartlarına uymaması demek. Ve Osmanlı yeniliyor savaş sonucunda ve 1718'de, ki dikkat edersek bu Lale Devri'nin başlangıcı, Pasarofça Anlaşması'nı imzalıyor ve Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyor Osmanlı. Burada neye geçiyor? Kaybettiğim toprakları geri alayım mı bırakıyor? Bunun yerine barış sınırlarımı koruyayım ve ıslahatlarla, Batı tarzı ıslahatlarla hakim olduğum toprakları koruyayım. Osmanlı devletinde şu vardı: mesela Batı'da savaşırken Osmanlı, Doğu'da bunu fırsat bilip Doğu'da isyan veya içeride veya Doğu'da isyan eden gruplar oluyordu. Ülkeler savaş açıyordu. Osmanlı da aynısını yapıyor. Nerede yapıyor? Rusya İran'a saldırdığında Osmanlı bunu kullanarak
İran ile mücadele ediyor. Fakat savaş uzuyor, yine Kasr-ı Şirin anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre, yani ikinci Kasr-ı Şirin anlaşmasına göre Bağdat, Kerkük, Basra, Doğu Anadolu Osmanlı Devleti'nde kalıyor. Bu da İran'la olan ilişkisi. Bu dönemde Osmanlı'nın Rusya ve Avusturya ile savaştığı bir dönem var. 1736-1739. İki cephede savaşıyor bu dönemde. Avusturya'yı yeniyoruz. Ruslar durduruluyor ve Kırım'dan çıkarılıyor. Burada başarının temeli olarak ne görülüyor? Bu önemli yorum sorusu üretilebilir. Birinci Mahmut'un Humbaracı Ocağı'nı kurması, ıslahatı önem arz ediyor. 1736-1739 arası demiştik. Bunun sonucunda 1739'da Belgrad Anlaşması imzalanıyor. Belgrad Anlaşması'nın önemi Batı'da imzaladığı, Osmanlı'nın imzaladığı son kazançlı anlaşma. Bu Belgrad Anlaşması'nda bir önemli nokta var. Burada Osmanlı'nın yürüttüğü siyaset önemli. Oradan soru türetilebilir. Fransa Osmanlıların lehine arabuluculuk yapıyor. Bizim Fransa ile zaten belli ilişkilerimiz var. Fransa Osmanlı'nın lehine arabuluculuk yapıyor. Tabii o kendi çıkarları açısından bakıyor ama sonucunda zaten ne oluyor? 1740'da, bundan bir yıl sonra Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor. Ondan önce işte padişahın ömrü kadar, padişahların ömrü kadar falan. 1740 kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi. Ve 1768-74 arasındaki 6 yılda Osmanlı-Rus savaşları var. Burada en önemli nokta, bu savaşlara sebebiyet veren Lehistan, yani Osmanlı ile Rusya arasındaki tampon bölge olan Lehistan'ın Osmanlı Devleti Rusya'ya kalması, Rus nüfusu altına girmesini istemiyor. Ve Rusya da Lehistan'ın iç işlerine karışıyor. Bunun sonucunda Osmanlı Rusya'ya savaş açıyor. Rusya İzmir'e, Çeşme'ye kadar geliyor ve Osmanlı donanmasını yakıyor. Tahmin edebilirsiniz ki dolaştığı için bayağı uzak bir şekilde, yani boğazı kullanmadığı için Çeşme'ye gelmesi donanmasını. Ayrıca Çanakkale Boğazı'na kadar da ilerliyor. Avrupalı devletler bu sefer tedirgin oluyor çünkü Avrupalı devletlerin de sonuçta düşman olarak gördüğü bir devlet Rusya. Ve bunun sonucunda Prusya arabuluculuk yapıyor. Osmanlı ile Rusya arasında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor. Çok ağır şartları olan bir anlaşma. Niye? Kırım'a bağımsızlık veriyoruz. Sadece dini bakımdan halifeye bağlı kalacak. Buradan da işte şu tarz bir yorum sorusu türetilebilir. Osmanlı yine bir anlamda oradaki nüfus üzerinde etkili olmaya, dini açıdan etkili olmaya çalışmıştır. Din birliğini kullanarak. İlk kez halkı Müslüman ve Türk olan bir bölge Osmanlı'dan bağımsız oluyor. Bunun dışında Azak Kalesi'ni Rusya'ya veriyoruz. Ama Eflak, Boğdan, Ege Adaları, Gürcistan Osmanlı'da kalıyor. Rusya da aynı şekilde dini bağ kullanıyor ve diyor ki Osmanlı himayesindeki Ortodoksların koruyucusuyum diyor. Ruslar bu anlaşmayla bunu sağlıyor. Bir anlamda Osmanlı'nın iç işlerine ilk kez karışıyor. Ve Ortodokslarındaki liderliği kaybediyor Osmanlı. Bileceğimiz üzere Fatih Sultan Mehmet Ortodokslara bazı özel haklar vererek Batı'daki Katoliklere karşı bunu kullanmayı amaçlıyordu. Bir anlamda bir Ortodoks siyaseti vardı. Küçük Kaynarca'yla biz bunu bir anlamda yitiriyoruz. İç işlerine karışılıyor ve Ortodoksların koruyucusu Rusya oluyor. Ayrıca Ruslar İstanbul'da daimi bir elçi bulundurabiliyor. Küçük Kaynarca Anlaşması sonucunda. Tabii en önemli şey ekonomiyi de kullanıyor Rusya. Diyor ki Fransa ve İngiltere'ye verilen kapitülasyonları bana da vereceksin ve Küçük Kaynarca Anlaşması'na kapitülasyonlardan Rusya da yararlanıyor. İlkler önemli tarihte. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda ilk kez ayrıca ne oluyor? İlk kez Rusya'ya savaş tazminatı ödemek zorunda kalıyoruz. 74'te imzalanıyordu, 1774'te. Bundan 5 yıl sonra, 1779'da. Ne oluyor? Yine bir yönetim değişikliği isyanı var. Rusya, Rus yanlısı Şahin Giray'ı Kırım Hanı yapıyor. Ve bunun sonucunda Kırım halkı karşı çıkıyor. Rusya da Kırım'ı işgal ediyor.
Ne kadar garip, bugün de aynısını yapıyor, Kırım'ı işgal ediyor. Osmanlı yine bunun sonucunda Aynalı Kavak Sözleşmesi yapıyor. Rus askerleri Kırım'dan çekiliyor. Buradan nasıl bir yorum sorusu türetilebilir? Oradaki halkın Rusya yanlısı bir kişiye, Şahingire'ye negatif bakması üzerinden oradaki halkın Osmanlı ile bağları, Rus karşıtı dünya görüşleri üzerinden bir yorum sorusu türetilebilir. 1779'dan 8 yıl sonraya gidiyoruz. 1787-1792 arası Osmanlı'nın Rusya ve Avusturya ile savaşları var yine. Rusya yine aynı mantıkta Karadeniz'e inmek istiyor. Bunun içinde Avusturya ile ittifak yapıyor. Bu ittifaka ne deniliyor? Grek projesi ismi veriliyor. Aslında bu projeyle bir anlamda Bizans İmparatorluğu'nun da yeniden kurulması amaçlanıyor. Bunun sonucunda Osmanlı savaş açıyor ve kaybediyor. Savaşı kaybediyor. Ve sonucunda 1791'de Ziştovi Anlaşması yapılıyor. Ne oluyor anlaşma sonucunda? Avusturya işgal ettiği yerlerden çekiliyor. 1791 diyoruz dikkat edersek, Fransız ihtilalinin ülkesindeki etkileri sorunu var. Burada kabul etmesinde, Ziştovi Anlaşması ile Avusturya'nın çekilmesinde. Aslında bizim bir yaşadığımız şeye benziyordu. Biz de batıda, Osmanlı batıda ilerlerken doğudaki olaylardan dolayı ve iç isyanlardan dolayı bir barış anlaşması yapıyordu Avusturya ile. Ona benzer 1791 Ziştovi, Osmanlı yenildiği halde Avusturya anlaşmayla işgal ettiği yerlerden çekiliyor. Neden çekiliyor? Fransız ihtilalinin ülkesindeki etkileri. Bir yıl sonra da Yaş Anlaşması'nı Rusya ile imzalanıyoruz. Ve Yaş Anlaşması da çok ağır şartları olan bir anlaşma. Zaten bununla gerileme dönemi bitiyor ve dağılma dönemi artık ne yazık ki başlıyor. Konuya askeri olarak baktıktan sonra gerileme dönemindeki ıslahat çalışmaları ve yapılan şeylere de bakabiliriz. 1718'de ne oluyordu? Pasarofça Anlaşması imzalanıyordu. Artık biz kaybettiğimiz toprakları alacağız görüşünden barışı korumalıyız, kendi sınırlarımızı korumalıyız. Bunun için de ıslahatlar yapmalıyız ve Batı'nın üstünlüğünü ilk kez kabul ediyoruz söylemi çıkıyordu. 1718 aynı zamanda Lale Devri'nin başlangıcı. Zaten bu dünya görüşü ile oluşan Lale Devri. Lale Devri'nde birçok ilk kez yapılan şey var. Ne var? İlk kez geçici elçilikler açılıyor. İlk geçici elçi kim? Paris'te 28 Çelebi Mehmet Efendi. İlk kez çiçek hastalığı aşısı yapılıyor. İlk özel matbaa kuruluyor. Dikkat edersek özel matbaa, devlet matbaası değil. Kim kuruyor? İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi kuruyor. Matbaada ilk basılan eser de Van Kulu Lügatı. Dini eser basılmıyor matbaada. Aslında matbaanın geç gelmesiyle de bağlantılı bir şey bu. Çünkü burada bir grubun baskısı var. Aslında dini eserlerden kâr eden. Kağıt fabrikası kuruluyor. Bunu şuradan hatırlayabiliriz. Matbaa, kağıt zaten bağlantılı şeyler. Yalova'da kuruluyor kağıt fabrikası. İlk kez kumaş fabrikası açılıyor. İlk kez çini atölyesi açılıyor. Kütüphaneler açılıyor. Kütüphanelerde ne var? Doğu klasiklerinden tercümeler var. Ayrıca mimaride de gelişmeler var. Sivil mimaride barok ve rokoko tarzında binalar yapılıyor. Örnek verirsek Nuru Osmaniye Camii. İlk barok tarzı cami. İtfaiye ekibi kuruluyor. Diğer adıyla tulumbacılar. Yeniçerilerden kuruluyor bu ekipte. Bu dönem neyle başlıyordu, neyle bitiyordu? Tekrar bakarsak Pasarofça Anlaşması 1718'de başlıyor. Patrona Halil isyanıyla sona eriyor. 12 yıllık süreç. Neler vardı? İşte çiçek aşısı, kütüphane, onun dışında matbaa, itfaiyeciler falan. Askeri alanda bir şey yok. Bu dönemdeki ıslahatlar askeri alanda değil. Bu dönemin ünlü minyatürcüsü var, nakkaşı var, şairi var. Neden bunlar artık sürekli söyleniyor? Çünkü çıktı ÖSYM'de işte bu dönemin yanılmıyorsam Levni'yi sormuşlardı nakkaşı kimdir diye. Minyatürcüsü ve nakkaşı Levni, şairi ise Nedim. 1730'dan 1754'e kadar olan 24 yıllık dönemin padişahı 1. Mahmut.
Bu dönemde Sadrazam ünlü Humbaracı Ahmet Paşa, Humbaracı ocağının kurucusu zaten ve bu ocağın da faydasını az önce söylemiştik. Savaştaki bize getirisini. Sonucunda Belgrad Anlaşması kazanılmıştı. Bizim zaten Batı'daki son kazançlı anlaşmamızdı. Bu dönemde 1. Mahmut döneminde kara mühendishanesi kuruluyor. 1740'da ne oluyordu? Belgrad Anlaşması'ndan bir yıl sonra Fransa arabuluculuğunun karşılığını kapitülasyonları sürekli hale getirerek alıyordu. Avrupa'nın askeri üstünlüğü kabul ediliyor ilk kez. Ne oluyor? Hendesane, Avrupa tarzındaki ilk teknik okul açılıyor. Ve ordu da bölük, tabur, alay gibi kollara ayrılıyor 1. Mahmut döneminde. 1. Mahmut dönemine genel olarak askeri şeylerle bakabiliriz. Bir de kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi var. 3. Mustafa dönemi yaklaşık 17 yıl, 1757'den 1774'e kadar en çok çıkan bilgi ilk iç borç alınıyor. Borç karşılığında da esham senetleri yapılıyor. Deniz mühendishanesi okulu açılıyor. Önce kara mı vardı, deniz mi vardı? Protokol sırasında da kara denizden önde olduğu için oradan aklınıza gelebilir. İlk kara var, sonra deniz mühendishanesi kuruluyor. Mühendishane-i Bahri Hümayun, Bahriye'den aklınıza gelebilir. Sürat Topçu Ocağı kuruluyor. Tabii kurduruluyor aslında. Baron de Tolda kurduruluyor. Batı'dan gelen bir adam. Batı'dan tıp ve astronomi alanlarında da tercümeler yapılıyor. Doğu klasikleri Lale Devri'nde tercüme edilmişti hatırlarsak. Tıp ve astronomi alanında da tercümeler yapılıyor 3. Mustafa. Ama en önemlisi ilk iç borç ve mühendishane-i Bahri Hümayun. Ve 1. Abdülhamit dönemi yaklaşık 15 yıl tahtta kalıyor. 1. Abdülhamit dönemi biraz 3. Selim'in gelişi dünden belli gibi. Çünkü 1. Abdülhamit de Yeniçeriler üzerinde belli noktalarda kontrol yapmaya çalışıyor. Yeniçeri sayısını tespit ettiriyor. Ulufe ve Cülüs'ü kaldırıyor. Cülüs bahşişini. Bu da Yeniçeriler için bayağı sıkıntılı bir şey. Merasim yani istihkam bölüğünü kuruyor. Batı'dan danışmalar getiriyor. 3. Mustafa'nın Baron de Toda kurdurduğu Sürat Ocağı'nı geliştiriyor. Sadrazamlardaki Müslüman olma şartı, giyim kuşam şartını kaldırıyor. Ve bu esham senetleri yapılıyordu 3. Mustafa döneminde ilk iç borç karşılığı. Esham senetlerini 1. Abdülhamit piyasaya sürüyor. Bunlar da 1. Abdülhamit dönemindeki şeyler. Dikkat ederse Yeniçeriler üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Birçok padişah gibi ama ıslahat dediğimizde şarkısı bile olan iki kişiden biri 3. Selim sonraki dönemde. 1789-1807 aslında bakarsanız 18 yıllık bir süreç ama çok fazla ıslahat var. Daha doğrusu planlı programlı ıslahatlar var. Bu döneme Nizami Cedid dönemi de deniliyor. Yani yeni düzen. Nizami Cedid yeni düzen. Bu dönemin tümüne de deniliyor. Ayrıca bir de ordu var. Yani Nizami Cedid ocağı var, ordusu var. Neden önemli Nizami Cedid? Avrupa örnek alınarak kurulan bizim ilk ordumuz. Ya yani Avrupa'nın askeri alandaki üstünlüğü zaten bu dönemde kabul ediliyordu. 1. Mahmut döneminde nasıl? Hendesane ilk Avrupa tarzındaki teknik okul açılıyordu. İlk ordu da 3. Selim döneminde yapılıyor. Bu ordu için İradı Cedid hazinesi kuruluyor. İradı Cedid bir ordu değil. Bunu karıştırmamak lazım. O Nizami Cedid için kurulan hazine. Yine Lale Devri'nde açılan geçici elçilikler vardı. Hatta ilk Paris'teki 28 Çelebi Mehmet'ti. Artık o elçilikler sürekli hale getiriliyor. Yine Lale Devri'nde ilk özel matbaa vardı. 3. Selim ilk devlet matbaasını kuruyor. Adı Matbaa-i Amire. Kara Mühendis Okulu vardı. Kara Mühendishanesi. Onun okulunu yani daha da işi geliştiriyor. Kara Mühendishanesini geliştirerek Kara Mühendishanesi okulunu kuruyor 3. Selim. Divan dışında meşveret meclisleri kuruyor. Yani laihalar diğer adıyla. Şeyhülislam'ın yetkileri sınırlandırılıyor ki bunu bir daha yapmıştı. O da Genç Osman, 2. Osman. Hangileri Şeyhülislam'ın yetkileri üzerine sınırlama yapmıştır şeklinde bir soru türetilebilir. Levent ve Selimiye kışlaları yapılıyor.
Fransızca resmi yabancı dil olarak kabul ediliyor bu dönemde. Tabii bunlar kime dokunur? Ulemaya dokunur ve Yeniçeri'ye dokunur. Ne yapıyorlar? Islahatlara karşı geliyorlar. Zaten sonuçta da Kabakçı Mustafa ayaklanması oluyor ve Nizami Cedid dönemi bu ayaklanmayla sona eriyor. Bu dönemde zorunlu ders olan bir yabancı ders var. Fransızca önemli. Fransızca hangi padişah döneminde zorunlu ders olmuştur? 3. Selim döneminde askeri ve teknik okullarda zorunlu ders oluyor. Genç Osman gibi yenilikçi düşüncelerinden dolayı öldürülen bir padişah, ikinci padişah aslında. Ama bunlara rağmen, bu engellemelere rağmen 18 yılda Osmanlı Devleti'ndeki ilk radikal değişiklikleri yapan da kişi rahmetli 3. Selim. Peki gerileme döneminin ıslahatlarına genel olarak bakarsak ne var? Avrupa'nın örnek alınması var. Patoroşça Anlaşması ile başlıyordu. Askeri alanda ıslahatlar var. Lale Devri'ni dışında tutarsak bunun dışında askeri alanda ıslahatlar var. Avrupa'yı tarzda yenilikçi ıslahatlar var. Ama halkın desteği yine yok. Çünkü devlet adamları yapıyor ıslahatları. Bir anlamda geneline baktığınızda bir plansızlık, düzensizlik var hala. Yine kalıcı olamıyor. Kimin tepkisi olmuştur bunlara? Bir padişahın da canını alan, Allah rahmet eylesin, 3. Selim'in Yeniçerilerin ve ulemanın tepkisi oluyor. Teknik anlamda bu dönemde ne gelişmeler var? Matbaa gelişmesi vardı. İşte ilk özel matbaa, ilk resmi matbaa vardı. Ve kara mühendishanesi, deniz mühendishanesi gibi okullar sayesinde silahta gelişmeler oluyor. Bunun dışında bu dönemde en önemli ıslahat yapan kişi aklımıza kim gelecek? 3. Selim gelecek. Dönemin tamamına baktığımızda kültür, bilim, teknik, askerlik, sanat, mali alanlarının tamamında ıslahat yapılıyor. Bu şekilde 18. yüzyıl, daha doğrusu gerileme dönemi ıslahatlarına da bakabiliriz.